Gençler günaydın. Ben Eda Hocam. Dersimiz edebiyat. Bu hafta ve sonraki haftalarda bakalım ne şekilde olacak. Online ilerliyoruz. Sonrasında zaten belirli zamanlarda eski öğrencilerimiz, sonraki zamanda yeni gelen öğrencilerimizle diğer derslerimize devam edeceğiz. Haftaya belirli günlerde okullar açılacak. Bildiğiniz gibi bir sıkıntı yok buna dair gençler. Evet, şimdi dersimizi online şeklinde devam ediyoruz, yürütüyoruz. Tekrar yine iyi dersler, günaydın diyerek başlıyorum. Konumuz ki geldiğimiz zaman da zaten yine üstünden geçilir. Sözcükte anlam gençler. Sözcükte anlam. Bildiğiniz gibi sözcükte anlamın alt başlıkları neler gençler? İkilemeler, yansımalar, gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam. Bütün bunların hepsi ne? Sözcük öbeğindeki ilk konumuza giriyor. Ve bununla ilgili sınavda en az bir ya da iki tane altı çizili şeklinde soru çıkabiliyor ki %100 çıkıyor. Çıkabiliyor değil. Bu konuyu yüz yüze de zaten hallederiz. Şimdi online'da bu konuyu tercih ettim. Bir giriş yapalım. Zaten dediğim gibi, bildiğiniz gibi gerçek anlam, mecaz anlam vesaire. Şimdi ilerleyeceğiz. Peki sözcükte anlam dediğimizde, yani sözcük dediğimizde ne gelecek aklımıza? Harflerin bir araya gelmesiyle ne oluşuyor? Sözcükler oluşuyor. Sözcüklerin bir araya gelmesiyle ne oluşuyor? Cümleler oluşuyor. Öyle değil mi gençler? Evet. Yazalım, sonrasında tablo şeklinde halledeceğiz. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşmasına sözcük denir, öyle değil mi? Evet, sözcük denir. Bunların da, sözcüklerin de bir araya gelmesiyle ne oluşacak gençler? Bildiğiniz gibi cümleler oluşacak. Evet, az önce dediğim gibi sözcükte anlamlayınca aklınıza ne geliyor? Az önce söyledim zaten. Biraz katılın ve uyanıp uyanmadığınızda test edelim. Hangi anlamlar geliyor aklınıza sözcükte anlam deyince? Peki. Ben bakayım, tablolar halinde yazmaya başlayayım. O şekilde işleyelim. Furkan yazmış, gerçek anlam. Ali yazmış, Selim anlam. Turgutcan yazmış. Aferin. Evet. Anlam bakalım. Mecaz anlam, gerçek anlam, yan anlam yazmış. İrade, el, mecaz anlam, kal, somut anlam yazmış. Güzel, aferin. Anlam bakımından sözcükler neler gençler? Bir gerçek anlam. İki yan anlam. Üç mecaz anlam. Dört terim anlam. Evet, bunları tek tek dediğim gibi inceleyeceğiz. Bir yazın, tablo halinde olunca tabii yazmak istersiniz dediğim gibi. Yüz yüze de daha detaylaştırılacak zaten. Anlam bakımından dört ayrılıyorlar. Gerçeğin yanında temel anlam da diyebiliriz. Aynı dediği gibi aynı şey. Yan anlam, mecaz anlam, terim anlam. Evet, yazdığınızı düşünüyorum. Yazmadıysa da dinlediğinizi düşünüyorum. Şimdi bir gerçek anlamla devam edelim. Evet, gerçek
anlam deyince aklımıza ne geliyor gençler? Anlam bakımından sözcüklerden bir gerçek anlam. Yazmak isteyen var mı? Gerçek anlamı. Evet, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, gerçek anlam nedir gençler? Sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Kolumu kırdım, vazoyu kırdım. Bütün bunlar kırmak kelimesiyle ilgili nedir? Aklımıza gelen ilk anlamdır. Ya da bardağı kırmak. Ama kalbin kırıldı dersen bu neye girmemiş olur? Gerçek anlama girmemiş olur. Çünkü ilk etapta akla ne gelir? Bir nesneyi kırmak gelir. Ya da insan buna ait bir yeri, bir şeyleri yapmak gelir. Öyle değil mi? Evet, yazalım dediğiniz gibi. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Örnek. Kör adama kimse yardım etmedi. Buradaki kör ama görme engelli anlamında ve sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Yan anlamda başka bir örnek vererek ne yapacağız? Aklımıza ilk gelen gerçek anlamında bu kelimeyle bu şekilde kullanıldığını düşüneceğiz. Evet, Ahmet kolunu kırmış cümlesindeki yine kırmış da aynı şekilde gerçek anlamış. Yazın bunları. Bekleyeyim, yan anlama geçelim. Evet, gerçek anlam dedik. Kör adama kimse yardım etmedi. Ahmet kolunu kırmış. Sözcüğün aklımıza gelen nesi? İlk anlam gençler. İki yan anlam. Yan anlamla ilgili bir tanım yapmak isterseniz ne dersiniz? Yan anlam. Gerçek anlama benzetilmesi demiş. Olabilir. Gerçek anlama ne şekilde benzetilmesi? Şimdi sözcüğün gerçek anlamından tamamen değil bir tık sıyrılması. Ama yine ne olacak? Ben şöyle kendimi ayırt ediyorum. Nesneler üzerinde ne olacak? Daha farklı olacak. Nesneler üzerine yansıması olacak yan anlam. Ne gibi? Kapının kolu, ayağın, masanın ayağı dediğim zaman ilk etapta kol insana aittir, ayak insana aittir ama bir nesne olarak bunun üzerine düşünüldüğü zaman ne oluyor örneklerde? Aklımıza yan anlam geliyor. Dediğim gibi gerçek anlamdan tamamen sıyrılmamış hali gençler. Örnek vermek isteyen var mı? Ben tanımını yazarken. İran kaynak şey uçağın kanadı diye bir örnek vermiş. Çok güzel. Gerçek anlamdan yola çıkarak. Ulusal durumun gözü yazmış. Çünkü göz dediğimiz zaman görme organı gelir. Öncelikle insan gelir akla. Kadirete ayakkabının burnu. Ya da burun dediğimiz zaman. İnsanın ayakkabı diyelim. Çok güzel. Ya da uçağın kanadı denildiği zaman akla ilk kim uçar? Zaten uçak kimden esinlenerek yapılmıştır? Kuşlardan öyle değil mi? İlk olarak akla kuş kanadı gelir. Bu yüzden kuşun kanadına bir şey olduğu zaman gerçek anlam ancak ona atfedilmiş bir nesne olduğu zaman ise ne oluyor gençler? Yan anlama geçirilmiş oluyor. Elif hani gömleği kollarını kırmak istemişti yazmış. Tamam gömleği kollarını kırabilir. O bir yan anlam değil. Soru diye bir örnek vermiş. Ne? Vücut ısı
ısısı diye bir örnek vermiş. Vücut ısısı. Evet. Sanıyorum. Bir sıkıntı yok vücut ısısında ya da gömleğin kolunu kıvırmasında. Gerçek anlamdan yola çıkarak yine ne diyor? Gerçek anlamdan yola çıkacak ve nesneler üzerinde etkili olacak. Bir benzerlik. Sonrası oluşan. Sözcüklerdir. Evet. Çöl kanadı koptu. Masanın ayağı kırıldı. Şunu düşünün. Az önce kör örneği vermiştik ya. Kör adam örneği. Buradaki kör, kör makas dediği, kesmeyen makas, öyle değil mi gençler? Bu durumda makas dediği olay bir nesne, az önce dediğim gibi. Ama gerçek anlamda yine ne yapıyor? Yola çıkıyor. Çünkü körlük ya da uçak ya da kol ya da burun ya da ayak hepsi kime ait? Canlıya, insana ait. Ama ne oluyor? Nesneye geçiş yapmış oluyor. Anlaştık mı? Altı çizililer ne? Yan anlam. Kanat kuş, ayak insan, kör olmak yine insana ait. Burada makasla ne yapmış? Örneğini, yani kesmeyen makas demek istemiyor. Çünkü gerçek anlamdan yola çıkacak. Gerçek anlamı tamamen unutmuyoruz yan anlamda. Oysa ki üçte bir sonrakinde ne yapacağız? Tamamen mecaz anlamda, yani değişmecede, değilmecede tamamen bırakmış olacağız mecaz anlamda, gerçek anlamı. Ama yan anlamda daha bırakmış değiliz. Anladığınızı düşünüyorum inşallah. Anlamadıysanız da sıkıntı değil. Ben hocanızı anlatayım. Yine ki dersinize kim girecekse o hoca anlatır. Soru getirirsiniz, çözeriz. Aks bir ayağın dokun da çünkü. Evet, yazın lütfen. Yazmak isteyenler bekliyorum. Unutma, yan anlamda, gerçek anlamdan tamamen sıyrılma olayı yok. Mecazda tamamen sıyrılma var. Yan anlamda yine insana ait uzuvların ya da insana ait organların nesne üzerinde etkisi var. Ya da insana ait özellikleri diyebiliriz. Kör olmak gibi. Yan anlamda bu şekilde. Zaten Türkçenin, yani dil bilgisinin ilk konusu gençler sözcükte anlamdır. Sözcük öbeğidir. Bunu ilk etapta oturtmamız lazım. Gerçek anlam ne, mecaz anlam ne, yansıma ne, ikileme ne, bunları hep test çözerek oturtmanız lazım. Adam gidip de sana sınavda, üniversitede gerçek anlam nedir, yan anlam şu mudur, mecazı genellikle soruyor. Ama bu şekilde değil, bir cümle veriyor, bir cümle, özür dilerim, bir paragraf veriyor. Paragrafta bir cümlenin altını çiziyor. Ama sen yine o çizilen cümlenin altını ne olarak düşünmek zorundasın? Gerçek mi, mecaz mı, yan anlam mı diye düşünmek zorundasın. Ona göre de 5 şık içerisinde ne yapacaksın? Buluyorsun şıkları. Evet, 3 mecaz anlam. Tanım yapmak isteyen varsa bekliyorum. Nazar yine tanım yapmış. Gerçek ve temel anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Evet, yepyeni bir anlam. Tamamen uzaklaşması gerçek anlam ve temel anlam demeye gerek yok nazar. Gerçek ve temel ikisi de aynı şey.
Başka tanım yapan yok. Elif de demiş aslında gerçek anlamda. Tamam, bunu da evet, tamam. Teşekkür ediyorum katılanlara. Yani ben zaten gerçek anlamı biliyorum. Ben zaten mecaz anlamı biliyorum deyip de Türkçe'de hiçbir şekilde artistlik yapmaya gerek yok. Benim de kaçırdığım sorular var Türkçe öğretmeni olmama rağmen. Yani üniversite hakikaten, özür diliyorum, üniversite sınavında ciddi anlamda çok değişik, enteresan söz kalıpları geliyor, yani soru kalıpları. Bu yıl mesela Türkçe soruları çok zor. Değişik geliyor, bilemiyorsun, kestiremiyorsun yani. Yani böyle çok uzun paragraf ama biraz daha mantıklı dayalı yani böyle. Çocukların analizi olabileceği sorular geliyor aslında. O yüzden çok test sorular lazım. Yoksa bizim okulda yaptığımız gibi gerçek anlam, mecaz anlam nedir diye sorsa zaten herkes yapar. Yani ne kadar çok soru görürlerse o kadar karlarında. Aynen öyle. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp bir anlamda başka bir anlamda. Kullanılmasıdır. Söyleyeyim hocam, Türkçe gerçekten çok iyi net kazandırıyor. Yani zaten Türkçe ve matematik yapan 38-37 net yapabilirseniz yoruluyorlar. 30 ve üstü. 30 ve üstü olması lazım. Evet. Olaylara karşı kör ve sağırdı. Buradaki ne? Mecaz anlam. Kör olmak. Öyle değil mi? Az önce dedik, kör adam dedik. Kör makas dedik, olaylara karşı kör olması. Yani hiç yine görmek istemeyişi. Ama bunu olaylar üzerinden ne yapmış? Tamamen gerçek anlamından artık uzaklaştırmış. Örnek vermek isteyen varsa dinliyorum. Kaan yazmış, adam sinirden yumar yok. Çok güzel. Elif yine yüreğim bu haber sonrası yandı demişti. Sümeyye anne oğul konuşması özlem kokuyordu gibi örnek vermiş. Güzel. Özlem kokma. Evet. Nazar yine yüreği başarılı olma duygusuyla kabardı. Çok güzel. Başak onu görünce içinde çiçekler açtı demiş. Çok güzel. Evet, mecaz anlamda sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşması. Verdiğiniz örneklerde çok güzel gençler. Olayları kör ve sağırdı. Adam sinirden yanardağ gibi patladı. Boş sözlerle beni avutma. Evet, yazın. Son anlam, terim anlama geçelim. Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda karşılayan sonuçları terim anlamı demiş. Elif de bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili kavram kullanmak yazmış. Kaan da bilim, sanat, meslek gibi alanlarla ilgili özel ve belirli kavramları karşılayan sonuçlar. Evet, demiş. Çok güzel tanımlar. Teşekkür ediyorum. Tıpkı dediğiniz gibi bilim, sanat, bir spor dalı ve benzerinde ne olacak gençler? Edebiyat olur, hiç fark etmez. Coğrafya olur. Bütün bunların hepsinde yapılan açıklamaya biz ne diyoruz? Terim anlam. Görünmüyormuş ama sadece Başak'la ilerleyen sorun var, yoksa diğer herkes de mi göremiyor?
bulanık görüyorlarmıştı. Allah Allah. Acaba internetten mi sıkıntı var? Evet. Futbolcu köşe atışını kullandı. Ya da korneyi kullandı. Taç atışını kullandı. Ya da dil bilgisiyle ilgili bir tanım yapıldığı zaman işte mesela sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamdır. Bitti. Bu nedir? Terim anlama giriyor gençler. Hangi işte güneş ışınları Türkiye'ye şu açılarla geliyor coğrafya. Bütün bunların hepsi neye giriyormuş? Terim anlama dediğiniz gibi. Aynen öyle. Ya da işte su 100 santigrat derecede kaynar vesaire. Bitkiler kökleri aracılığıyla topraktan beslenir. Çok güzel. Evet olabilir. Çok net değil ama ortalarda görmek ama tamam. Kaan bunda mesela Hasan'ın böbrekleri kist tespit edildi diye örnek vermiş. Elif birinci perde bu sahnede sona erdi yazmış. Evet güzel Elif birinci tam doğru. Evet gelince tanımımızı yapalım gençler. 5 dakika ara. Anlama devam ediyorum. Sözcüğün spor, sanat, bilim ve benzeri özel alanlarda. Kullanılmasıdır. Evet, Yaşar Kemal İnce Mehmet abla eseriyle ne yapmış? Nobel ödülü almak üzere gösterilmiş. Bu tamamen neye giriyor gençler? Edebiyata giriyor. Edebiyat dalı üzerinde ve bu yüzden de örnek olarak vermiş. Bunu da yazın. Terim anlam, sözcüğün spor, sanat, bilim dalında kullanılması. Evet, sonraki başlıklarına geçiyorum. Anlam ilişkisi bakımından sözcükler. Anlam ilişkisi bakımından sözcükler. Evet. Evet, anlam ilişkisi bakımından sözcükler gençler ona ayrılıyor. Eş anlamlı sözcükler, eş sesli yani sesteş bakacağız şimdi.
Zıt anlamlı, yani karşıt anlamlı, yakın anlamlı, mecazi mürsel adaptarması diğer adıyla. Dolaylama, somut, soyut, genel özellik, nitel, nicel ve deyim aktarması şeklinde tablo halini görüp dedim. Neler işleyeceğimizi öyle daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Diğeri anlam bakımından sözcüklerdi. Gerçek, temel, işte mecaz vesaire. Bu anlam ilişkisi bakımından. Evet, bakalım tek tek. İşleyeceklerimizi gördüğünüz alt başlıklar halinde. Hocam, bu ders alakası mı? Duyuru yapsam mı? Olur olur. Ben geçen yıl kendi öğrencilerimize duyuru yapmıştım. KPSS orta öğretim ile alakalı. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde son başvuru olacak. Yani geç başvuru olacak. Yapmayanlar varsa ve girmek isteyenler varsa lütfen geç başvuru bölümünde orta öğretim KPSS için başvuru yapsın. Bazısı girememişti. Arayanlar herhalde. Evet, bir eş anlamlı sözcükler dedik gençler. Evet, eş anlamlı ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Öğrenci talebi, okul, mektep, hediye, armağan, bütün bunların hepsi neye giriyor? Edebiyat, yazım, bütün bunların hepsi eş anlamlı sözcüklere giriyor. Yazılışları farklı. Anlamları aynı sözcüklerdir. Yazılışları farklı, çünkü farklı yazılacak otomatikman. Öğrenci, talebi. Okul, mektep, hediye, armağan. Ama anlamları nedir gençler? Aynı. Sessiz netken demiş de Mertcan. Mertcan, ben geçen yıl size KPSS orta öğretimle ilgili başvuru tarihlerini söylemiştim. Normalde başvuru tarihleri aslında bitti. Ama tekrardan sizler için geç başvuru dönemi başladı. 8 ve 9 Ekim tarihleri geç başvuru dönemi. Eğer KPSS orta öğretime girmek istiyorsanız lütfen 8 ve 9 Ekim tarihindeki geç başvuru dönemini kaçırmayın. Zaten KPSS orta öğretim 2 yılda bir yapılıyor. Bu sene 2020'de yapılacak, bir sonraki yıl 2022'de yapılacak. Girmek isteyenlerin bilgisi var. Evet, 2 eş sesli bir diğer anlamıyla, yani eş sözcük anlamıyla sesli sözcükler gençler. Bunda ise yazılışları aynı olacak, anlamları farklı olacak. Bununla ilgili örnek verebilirsiniz. 100 hem rakam olarak hem çehre olarak. Gül hem gülmek bir eylemdir hem de bir bitkidir. Yazılışlar nedir? Kır, bir şey kırmak hem de bahçe, doğa anlamında. Ne bu? O halde yazılışları ne olacak? Aynı. Anlamları farklı kelimelerdir. Ne gibi dedik? Gül, yüz, kır, bin. Örnek vermek isteyen, yaş, dal. Mesela bu kaz, hem bir şey kazmak hem de hayvandan kazmak. Teşekkür ediyorum. Kaz. Yani asma ile ilgili bir örnek vermiş. Hem kuzun asması hem de adam asmak anlamında. Evet, yani çok güzel. Teşekkür ediyorum örnek verenlere de.
Evet, iki eş sesli, sesli sözcükler. Gençler. Yüz devam yazmış Kaan. Evet, yazdım buraya Kaan. Nazar yine açla ilgili görmek. Evet. Hem karnım aç olmaz hem bir şey açmak. Üç. Zıt. Karşıt anlamlı sözcükler. Evet. Anlamlı birbiriyle çelişen sözcükler. Evet, örnek vermek isterseniz verebilirsiniz. İyi, kötü, yalan, doğru. Selinay ağlamak ve gülmek yazmış. Doğru. Nazar şişman ve zayıf demiş. Şişman, zayıf. Bunlar da kan, bayat ve tazı gibi bir örnek vermiş. Çok güzel. Nazar sivri ve kürt demiş. Güzel. Başak yine kırmızı ve ak demiş. Yok, onunla bir renklerle bir alakası yok. Başak renklerle bir alakası yok. Siyah beyaz zıta girmiyor. Evet. Geniş, dar, güzel, çirkin diye yazanlar var. Açık haklı, akıllı deli. Güzel. Evet, dörde geçiyoruz. Zıt karşıt anlam verdiğimiz örnekler çok güzel. Bir ne anlamda birbiriyle çelişen sözcükleri zıt karşıt anlam dedik. Dört yakın anlama bakalım. Evet, birbirine yakın olan sözcükler. Arkadaş, dost, sevgi, saygı. Örnek vermek isteyenleri bekliyorum. Yakın anlamlıya. Nazar sisli bulutlu yazmış. Güzel, aferin. Evet, çok güzel. Elif beklemek, durmak demiş. Olabilir. Güzel. Evet, bunlar nedir? Yakın anlamlı sözcüklerdir. Zıt anlamlıyı da bitirdik. Dediğim gibi aslında bunlar gençler Türkçenin en temel konusu. Basit gibi görünüyor, basitte hiçbir sıkıntı yok. Üzerine test çözmeniz gerekiyor ki pekiştirin lütfen. Evet. 5. Mecaz mürsel ad aktarması. Bir diğer adıyla ÖSYM genellikle diğer adları çok soruyor. Evet, örnek vermek isteyenler mi ya da tanım yapmak isteyen mecaz mürsel ad aktarması ile ilgili. Mesela Eda Hoca'yı dinliyorum, bir ad aktarması mıdır sizce? Ben bir tanım yapayım, benzetme ilgisi olmadan. Başka bir anlamda
kullanılmasıdır. Yani beyaz önlüklüler ya da mecaz mürsel midir sizce? Ankara bugün yasta cümlesinde Ankara dediği aslında ne? Ankara'daki insanlar. Öyle değil mi? Aslında mecazi mürselde benzetme yok ama genel bir şey var. Özel bir şey değil. Daha genelden özele inmek var. Daha doğrusu özelden genele çıkmak var. Beyaz önlüklüler etrafı sardı dediğim zaman üzerinde beyaz önlüklü olan ya doktorlar ya öğretmenler olur. Sezen Aksu'yu dinliyorum dediği zaman Sezen Aksu'nun kadını dinleyebilir misin? Şarkılarını. Cemal Süreyya'yı okuyorum dediğin zaman da eserini ya da şiirini ne yapmış olursun? Okumuş olursun. Sobayı yak dediğim zaman ne olur? Sobanın içindeki odun kömür yanar. Ya da anneniz ayakkabılarını değil de ayaklarını çıkart diyor. Halbuki o sırada ayakkabılarını çıkart diyor şeklinde örnekler verilebilir. Bu da şey varmış. Sobayı yaktı derken aslında sobanın içindeki odunları kastediyor. Evet, güzel. Güzel, aferin. Evet, mecazi mürsel ad aktarması diğer adıyla. Diğer anlamını unutmuyoruz. Ya da Ankara bugün şunu konuştu dediğimiz zaman aslında ne diyoruz gençler? Meclisten bahsediliyor değil mi? Ankara bugün şu kararı aldı. Aslında meclisteki insanlar alır elbetteki kararı. Ankara bir şehir nasıl alacak? Aslında dediğim gibi genel yazılıyor ama özele inmesi gerekiyor. Evet, dolaylama. Geliyor mu aklınıza bir şey dolaylama deyince? Mesela meşin yuvarlak nedir sizce? Ya da minik serçe? Ya da filebekçi? Ya da yavru vatan? Bütün bunlar aslında nedir gençler? Dolaylama örneğidir, öyle değil mi? Tek sözcükle anlatılabilecek kavramı birden fazla sözcükle anlatma. Yavru vatan dediğimiz neresi? Kıbrıs, öyle değil mi? Minik serçe bir kime deniliyor gençler? Sanat dünyasında Sezen Aksu'ya deniliyor, öyle değil mi? Filebekçi dediğim kim? Kaleci. Örnek vermek ister misiniz başka? Rıza Ege'nin ilişkisi yazmış. Çok güzel. Yine hayat arkadaşı demiş. Hayat arkadaşı, aferin. Selin Ali Beyaz'ın altın tonunu kastetmiş. Güzel. Bunlar örneklerimiz, aferin.
Bir şeyi şöyle değil de şu şekilde anlatmak. Derya kuzusu dediği evet, zaman Elif yazmış. Balık bahsediyor yani, değil mi? Evet. Bu da dolaylı örneğimiz. Selin abi Büyük Önder göndermiş. Büyük Önder denildiği zaman zaten aklı Atatürk gelir. Büyük Önder denildiği zaman başka bir şey ya da başkomutan denildiği zaman, baş öğretmen denildiği zaman ilk aklımıza Atatürk geleceği için sonrasında Atatürk dememize gerek yok. Yok şey olarak Büyük Önder ama Atatürk'ü kastetti sandım. Ha tamam. Tamamdır, doğrudur. Geçiyorum bildiğiniz gibi somut ve soyut anlam. Nedir somut ve soyut anlam? Evet, somut nedir, soyut nedir? Klişe, ilkokul 4'ten beri tanımımız. Somut nedir? 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz. Soyut ise 5 duyu organımızla algılayamadığımız kelimelerdir. Evet, somuta kalem, defter gibi örneklerin yanı sıra ne diyebiliriz? Havayı hissediyoruz gençler. Tamamen görme duyusu üzerine gitmeyin 5 duyu organından. Isı hissediyoruz, ışık hissediyoruz, rüzgar hissediyoruz, tatlı hissediyoruz, kalem görüyoruz. Bütün bunların hepsi. Kokuyla ilgili ne olabilir mesela? Örnek içerisinde bir şey denildiği zaman bir kokuyla ilgili de 5 duyu organımızı algılayabildiğimiz. Oysa ki soyutta hiç yani şu klişe tanımdan vazgeçin. 5 duyu organımızı elinde tutup gözümde göremediğim vesaire diye bir tanım yapıyoruz ama aslında asıl tanım o değil. 5 duyu organımız. Bunda ise aşk, rüya, korku, mutluluk. Umarım anlayabildiniz beni. O tatlının tadı çok güzel. Deniz ya da çiçekler mis gibi kokuyor dediğim zaman görmeme gerek yok illa ki çiçekli ya da denizi. Koku duyusu, hissetme, tat, görme. Bütün bunların hepsi somuta giriyor gençler. Hava soğuk dediğim zaman bunu hissediyorum çünkü. Işık gözüme alıyor dediğim zaman, soba sıcak dediğim zaman ısı, rüzgar tatlı tatlı esiyordu, somut. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Evet, genel, özel anlam. Bilen var mı genel, özel anlamı? Evet. Uyudunuz mu? Kahvaltımı yapıyorsunuz? Genişten dara inme, varlık, canlı. Bitki, çiçek, papatya. Şuradakine özel, şuradakine genel. Yine devam ederiz gençler. Dersimiz bitti burada. Hallederiz. Kendinize dikkat edin, bol bol test çözün.